Evet göğüs kafesinizde kalbiniz var arkadaşlar. Şuradaki kaslı pompa tüm vücudunuza kan pompalayacak. Aslında bu pompa bayağı bir iş yapıyor. Yani günde yaklaşık bin defa, pardon bin diyorum ne bini, yüz bin defa pompalıyor. Bakın ben bile şey yaptım çünkü bu sayıyı uydurmuyorum. Ortalama kalp atışını ele alırsak dakikada 72 vuruş ediyor ortalama tamam mı? Daha sonra bunu gün içindeki miktarla çarparsak günde 103 bin vuruş ediyor. 103 bin vuruş. Yani arkadaşlar kalp çok çalışkan bir kas organ, bir kardeşimiz. Peki çalışkan kasların neye ihtiyacı vardır? Sorumuz geldi. En son koşu yaptığınız, merdiven çıktığınız veya takla attığınız zamanı düşünün. Kısacası böyle kaslarınızı çalıştırdığınız bir eylem yaptığınız zamanı düşünün. Bu durumda kaslarınızın çok miktarda oksijene ihtiyacı vardır değil mi? Peki tüm bu egzersizleri yaptıktan sonra ne hissettiniz? Muhtemelen nefes nefese kaldınız ya da en azından daha zor nefes aldınız, değil mi? Bunun sebebi kaslarınızı kullanmanız ve yormanız. Bu yüzden harcanan oksijeni geri ödemeniz gerekiyor. Yani kaslarınıza oksijen vermeniz lazım. İşte kalp de bundan farklı değil. Belki kalbin pompaladığı tüm kana erişimi olduğundan bu yüzden sınırsız oksijen edindiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yani kan dolaşımından sınırsız oksijen alabilir, değil mi? Ama bakın aslında iş öyle değil. Sizin için burayı kesit halinde çiziyorum. Buradan bir bölüm alıp hemen şurada büyütüyorum. Duvarların gayet kalın olduğunu görebiliyorsunuzdur. Dolayısıyla kalbin içinde akan kandaki oksijen aslında kalın kalp kası duvarlarından geçemiyor. Belki duvarın iç kısmına girebilir. Fakat Tüm kalp kası duvarlarından girip yayılamaz. E, çünkü neden duvarlar çok kalın? Bunun için aslında bir çözüm var. Koroner arterler, koroner arterler ya da koroner damarlar kalbin dışındadır. İşte burada bir insan kalbinin sağ ve sol koroner arterini görüyorsunuz. Aslında bu LAD olarak kısaltılan Sol koroner arterin bir parçası olan sol ön inen arter. Kısacası bu koroner arterler bizim çözümümüz oluyor. Bol miktarda kanı kalp kasına getirerek kalbin yapması gereken işler için gerekli olan kan miktarını elde etmesini sağlıyor. Fakat bazen bu arterlerde hastalık oluşabilir arkadaşlar. Yani koroner damarlarda böyle bir şeyler ters gidebilir. Koroner arter hastalığını tanımlamak için kullanılan damar tıkanıklığı terimini belki duymuş olabilirsiniz. Peki neden buna damar tıkanıklığı deniyor? Çünkü burada yağlı maddeler birikmiş ve tıpkı tesisatın tıkanması gibi böyle burayı tıkamış. Burası da tıkanmış. Şimdi bunu çizelim. İşte koroner arterin yakından görünüşü. Burada bir duvar var. Şurada da diğer duvar var şu da kanınız. Kanınızın içinde al yuvarlar, kolesterol ve ak yuvarlar var. Kolesterol, kanınızda akarken hasar görmüş damar duvarına rastlıyor. Bunu görünce, oh burası takılmak için güzel yermiş diyor ve damarlarınızın hasar görmüş duvarlarında toplanmaya başlıyor. Ak yuvarlar bundan hoşlanmıyor tabi ve kolesterolden kurtulmak, onun duvardan çıkmasını sağlamak için kolesterolü takip ediyorlar. İşte böylece büyük iltihaplı bir süreç olan ateroskleroz denen süreç başlıyor arkadaşlar. Ateroskleroz denen süreç başlıyor. Bu süreç damar duvarının zamanla sertleşmesine sebep oluyor ve maalesef birçok akyuvar hücresi ölüyor. Kolesterol burada birikmeye devam ediyor. Akyuvarlarla birlikte yağlı bir çıkıntı yani plak oluşturuyorlar. Zamanla bu plak damarın içini doldurmaya başlıyor. Peki bu neden sorun olsun ki diyebilirsiniz. Kanın damardan geçebilmesi lazım, değil mi arkadaşlar? Burada büyük bir çıkıntı varken böyle. Kan nasıl geçecek? İlk zamanlar tabii ki kan geçebilir ve problem yaşamazsınız. Fakat zamanla bu plak klinik olarak önemli olacak derecede büyür ki bunun için uzun bir süre gerekir. Büyüdüğünde semptomları görmeye başlarsınız ve sorunlarla karşılaşırsınız. Tekrar etmek gerekirse Koroner arter hastalığı kalbinizdeki atar damarların yani arterlerin içinde bu yağlı maddenin plağın birikmeye başladığı zaman gerçekleşir. Şurada şimdi biraz yer açalım. Evet, peki koroner arter hastalığı neden kötü bir şeydir? Çünkü hayatınızın ilerleyen dönemlerinde başka kalp hastalıklarına sebep olabilir. Şimdi kısaca temel hastalıkları açıklayalım. Belki daha önceden duymuş olduğunuz bir hastalıkla başlayalım kararlı angina ya da anjina. Arterin kan gönderdiği şu kas parçasına bakalım. Plağımızı da şuraya, yukarıya koyalım. Dinlenirken yani kalbiniz fazla iş yapmıyorken yeteri kadar kan bu plağın yanından geçebilir. Aşağı iner ve kanı besler. Daha doğrusu daha kan kası besler. Yanlış söyledim. Evet, aşağı inen kan kası besler. Dolayısıyla ne olur? Bu kas mutlu olur. Çünkü ona gelen kandan yeterli kadar oksijen alır ve hiçbir yan etki hissetmez. Yani mutludur. Peki diyelim otobüsü kaçıracaksınız ve koşmanız gerekiyor. Veya hoşlandığınız kişiyi etkilemek için dans kursuna gitmeye başladınız. Tamam mı? Kalbinizden daha fazla iş yapmasını istediğinizde kalp atışınız hızını arttıracak. Kalbiniz daha hızlı çarpacak. Öyle değil mi? Birdenbire yeterli miktarda kan plağa geçip kası besleyemeyecek o zaman kas parçası hipoksik olacak. Yani oksijen miktarı azalacak. Şuradaki kas işini görmek için yeteri kadar oksijene sahip olamadığında anjina pectoris denen bir semptomla karşılaşırsınız. Buradaki iki kelimeye bakalım. Şimdi Yunanca'da anjina, angina diye hani yazılıyor ama anjina diye söyleniyor diye duyarsınız çoğu çoğunlukla. Bu anjina boğmak, boğmak anlamına geliyor. Birini boğmak gibi arkadaşlar, boğmak anlamına. Garip olduğunu biliyorum ama insanlar anjina hissini göğüslerini sıkan, kendilerini böyle boğan bir şey olarak anlatıyor. Pektoris ise göğüs kafesi demek. Yani anjina pektoris dediğimizde kalp kasınızda yeteri kadar oksijen olmadığı zaman göğsünüzde hissettiğiniz sıkışma, boğulma hissini kastediyoruz. Bu tekrarlanabilir bir süreç aktivite düzeyinizi yavaşlatırsanız o mükemmel dans hareketini yapmayı veya otobüse koşmayı bırakırsanız yani bir nevi mola verirseniz kalbinizden daha az iş yapmasını istemiş olursunuz. Öyle değil mi? Kalbiniz daha az iş yaparken de daha az oksijene ihtiyaç duyar otomatik olarak. Dolayısıyla plaktan geçen o kan birdenbire aşağıdaki kası tekrar besleyecek hale gelir. O yüzden Anjina semptomu yani göğüs ağrısı geçer çünkü kalp kaslarınız ihtiyaç duydukları oksijene artık erişmiştir. Tamam mı? Buna kararlı anjina denmesinin sebebi kalp kaslarınızdan çok fazla iş yapmalarını istediğinizde, tahmin edeceğiniz gibi göğüs ağrısının tekrar gelmesi yani durumun kararlı bir şekilde devam etmesi. Evet. Egzersiz veya zorlama buna sebep olur. Diğer durumlar bu durumu yumuşatır dedik. Bunu anladık, tamam mı? Tabii. Şimdi işler bundan da kötüye gidebilir. Ve gittiğinde bir dizi koşullara, hastalıklara, yani akut koroner sendromuna sebep olabilir. Akut koroner sendromlar da kararsız anjina dalına ayrılabilir. Biraz yer açalım. Şimdiden ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü kararlı anjinayı biliyorsunuz. Kararsız anjina'nın dışında kalp krizleri de görülebilir. Hemen açıklama yapayım. Kararlı anjina kalp krizi değil arkadaşlar. Kararsız anjina da kalp krizi değil. Kalp krizi kalp krizidir. Yani anjina bu kategoriye girmez. Kalp krizlerine geçmeden önce kararsız anjinaya bir bakalım. Bahsettiğimiz plağı hatırlayın. O şirin küçük damara gidelim tamam mı? Daha doğrusu artık şirin değil çünkü artık kocaman yağlı bir plağı var. Neyse. İşte bu bizim damarımız ve işte bu da plak. Bazen yüksek tansiyon, bazen birdenbire başka bir sebepten damara baskı uygulanır ve plak yırtılabilir. Başka birçok sebep var ama temel iki sebep bunlar. Öyle yırtılma dediğimde damar içindeki plağı çevreleyen bölgenin bir nevi patlamasını kastediyorum, tamam mı? Patladığında ise tüm plak materyallerini yani o yağları ve nekrotik denen ölü hücreleri kana maruz bırakmış olur. Plak materyalleri gerçekten trombojeniktir. Ne demek trombojenik? Üzerinde kan pıhtılarının oluşmasına sebep olan demek. Şurası biraz karıştığı için bir dakika tekrar çiziyorum. Kan bu plak materyalini gördüğünde delirecek. Kanınızda trombositler ve tıkama unsurları var. Tüm bunlar yırtılmış plak materyaline tutunacak ve bu yırtık plakta kan pıhtısı oluşmaya başlayacak. Buradan itibaren iki şeyden biri olabilir. Ya bu yırtık plak ileri geri sallanacak. Çünkü şu uçtan yırtık olsa da şu uçtan bağlı durumda olabilir. Peki bu ne anlama geliyor? Damarlarınız bazı durumlarda tamamen tıkalı olacak. Bazen damarlar tıkalı olmayabilir. Çünkü plak duvara yapışıp kalmış olabilir. Yani kan geçerken bu plak damarda sallanıyor. Daha önceden söylemiştik. Hatırlarsanız kalbin alt taraflarını kandan mahrum bırakırsanız Hipoksi ve göğüs ağrısı yani anjina görülür demiştik. Fakat şu an bu plak sallanıyor. Yani herhangi bir noktada kalbin alt taraflarına geçici olarak kan akışı durabilir. Dolayısıyla kararsız anjina durumunda dinlenirken bile göğüs ağrısı duyabilirsiniz. Göğüs ağrısı olması için kendinizi zorlamanıza gerek yok yani. İşte bunun sebebi plağın hareket etmesidir. İşte bu yüzden kararsız anjina diyoruz. Çünkü tahmin edilen bir şey değil ve herhangi bir zaman gerçekleşebilir. Koroner arter hastalığının sebep olduğu akut koroner sendromun bir parçası olan, bahsetmemiz gereken son şey ise kalp krizi. Bu yırtık plağın kana maruz kaldığını söylemiştik. Pıhtılaşma unsurları da gelip burayı pıhtılaştırmaya başlamıştı. Kan hücreleri gelip partiye katılabilir ve iki şeyden biri gerçekleşir. Ya trombüs denen pıhtı o kadar büyür ki damarı tamamen tıkar ki bu olaya tromboz diyoruz. Yani bir pıhtının damarı tamamen tıkamasına tromboz deniyor. Veya bu pıhtı kopabilir, aşağı doğru gidebilir ve burada daha küçük bir damarı tıkayabilir. Buna da emboli diyoruz. İşte burada aşağı iniyor ve daha küçük bir damarı tıkıyor. Evet, bu iki şeyden biri olduğunda kalp krizi gerçekleşiyor. Tamam mı? Kalp krizi oldu çünkü burada işler kendi kendine çözülemiyor. Kalbin bir kısmına oksijen hiç sağlanamıyor. Dolayısıyla o arterin kan akışı sağladığı kalp kası ölecek. Çünkü neden? Çünkü artık oksijen alamıyor. İnsanlar gibi oksijen alamazsak, hava alamazsak biz de ölürüz. Aslında önce kalbimizde bu ölüm gerçekleşir. Oksijen alamazsa o kas ölüyor. Bunun gerçekleşmesinden yaklaşık 20 dakika önce hastanede ilaçlı veya cerrahi bir müdahale görürseniz kalbin o kısmını kurtarabilirsiniz. Eğer damar bir trombüs tarafından 20 dakikadan fazla tamamen tıkanmışsa veya aşağıdaki bir damarda emboli ve tıkanma olmuşsa o kalp kası yani kalbin o kısmı kalıcı olarak ölür. İşte kalp krizi budur. Son olarak açıklık getirmek istediğim bir şey var. Kalp krizi kalp yetmezliği ile aynı şey değil arkadaşlar. Kalp yetmezliğinde kalbiniz vücudunuzun ihtiyacı kadar kan pompalayamaz. Kalp krizi ise farklı bir şey. Kalp krizinde kalp kasınızın bir parçası ölüyor. Çünkü kendisi bile yeteri kadar oksijen alamıyor. Kalp krizi ve kalp yetmezliği arasındaki fark bu. Fakat tabii yine de birbirlerinin oluşmasına sebep olabilirler.